İnsanların beni kalıp yargılarının içinde sokabileceği bir insan değilim. Homeopatiye de inanıyorum, bitkilerden ilaç yapmaya. Bir gün eleştirilmezsem o zaman başarısızım demektir. Farklı bilimleri birleştirmeyi seviyorum. Terapi hala bir lüks ihtiyaç. Oğluyla gelininin yatmasına izin vermeyen kaynanalar var. Ben savaşta acıdım da getirdim diye eve yerleştiriyor, meğerse ilişkisi varmış. Ben 7-8 yaşlarında hastalandım. Hamileliğim de çok zor geçti çünkü o dönem kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğim, oğlum sakat olabilirdi. Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Sizle ilgili de bir sürü merak ediyorum. Siz nerede doğup büyüdünüz Esra Hanım? Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Bakırköy'de aslında. Bayağı 12-13 yaşına kadar Bakırköy'deydim. Sonra Ataköy ailemle geldim. Ondan sonra Hadımköy'e. Oradan da evlenip Etiler'e gittim. Hep İstanbul'daydınız. Hep İstanbul'dayım. Aileniz de mi İstanbul'da? Ailemdi. Yoksa ailem göçmüş mü aileniz? Aslında babam Kayseri'den gelmiş. Kayserili babam. Annem de Alanya'dan gelmiş. Annem Eczacılık Fakültesi için Marmara Üniversitesi'ne geliyor. Babam da Diş Hekimliği Fakültesi için Marmara Üniversitesi'ne geliyor. Babam diş hekimi, annem eczacı. Orada tanışıyorlar. Aslında annem Alanyalı, babam Kayserili. Sonra siz... Hep psikolog mu olmak istiyordunuz? Hayır, ben ilk üniversitemi halkla ilişkiler okudum Bilgi Üniversitesi'nde. O zamanlar ben çok doğru seçim yaptım mı? Biraz aklımız beş karış havadaydı yani. Çok doğru bir seçim değildi yani. Tam ne istediğimi bilmediğim bir yaştı. Sonrasında hemen evlendim. Evlendiğim zaman oğluma hamileyken bu isteğimin tam farkına vardım ve tekrar üniversite sınavına girdim. Psikolojiyi kazandım. Sonra birincilikle bitirdim Tuğra büyürken. Sonra yüksek lisansımı yaptım. Sonra doktoraya devam ettim. Hangi üniversitede bitirdiniz? Haliç Üniversitesi'ni bitirdim. Gidiyor muydunuz hamileyken okula? Tabii gidiyor. Ya hamileyken üniversite sınavına girdim. Sonrasında Tuğra doğdu oğlum. Onda hep üniversiteye gittim. Öğrenci gibi bayağı benden küçüklerle birlikte üniversiteye gidiyordum. Ben de okulu birincilikle bitirdim. Üstelik. Evet. Sonra klinik psikoloji eğitimi aldınız. Yüksek lisansı yaptım. Sonra Balıklı Rum Hastanesi'ne çalışmaya başladım. Bağımlılık konusunda. Bağımlılıkta, eroin bölümünde çalıştım 6 yıl kadar. Ama tabii hem kadın servisine hem erkek servisine, psikiyatri servisine de gidiyordum. Çok seve seve çalıştığım bir yer aslında. Bağımlılıkla da zor bir psikoterapi. Evet, şöyle orada daha çok ilaç tedavisi ve biz orada destekçi olarak hani ilaç tedavisinden sonra ne yapmalılar, tekrarlamaması için ne yapmalılar, hayatlarını nasıl düzenlemeleri gerekiyor. Grup terapileri yapıyorduk yattıkları serviste, mesela eroin bölümünde. İlk kapalı servise yatıyorlardı eroinde. Orası böyle 3 gün kadar kendinde olmadıkları ağır ilaçlar verildikleri yerlerde, yumuşak odalar falan vardı. Ama orada da destekleyici olmak önemli, kendilerinin farkında olmasalar da. Sonra açık servise alınırlardı. Orada grup terapileri, madde kullanmanın onlara neler kaybettirdiği, bundan sonra ne yapacaklarını, bundan sonra kötü bir durumla karşılaştıklarında maddeye başvurmadan önce nasıl o duygularını yöneteceklerini, öfkeyi nasıl yöneteceklerini. Çünkü birçoğunun cezaevi yatışı da vardı. Hem bazıları torbacılıktan dolayı, bazıları öfke kontrolsüzlüğünden dolayı. Onları nasıl hayatlarını yönetebileceğini konuşuyorduk. Eğer bizi dinleyenler oluyor ve tedaviye devam ediyorlarsa... Gerçekten tekrarlamayan birçok hastamız olmuştu. Ben sigarayı bırakmaya çalıştığım dönemde bırakamamıştım çok uzun yıllar. Sonra bana bir tane psikiyatrist demişti ki bağımlılık terapisine gidin ama çok uzun sürer. Evet, bağımlılık uzun bir tedavi yöntemi. Çünkü aslında bağımlılıkta bir tatmin duygusunu bir maddeye bağlı olarak hallediyorsunuz. Yani mesela duygusal olarak kötü hissediyorsunuz, sigara içiyorsunuz. Çok iyi hissediyorsunuz, yine sigara içiyorsunuz. Ve o sizin bir tatmin duygunuz ve rahatlama duygunuz oluyor. Onun yerine bir şey koymanız gerekiyor. Koyacağınız hiçbir şey o kadar tatmin vermiyor. Orada bir dengeleri kendine getirmek çok kolay değil. Çünkü beyin özellikle haz veren bu maddeleri unutmuyor. Mesela... Uzun dönem kokain kullanan bir insanın dopamin reseptörleri bozulmaya başlar. Çünkü o kadar çok yükseltiyorsunuz ki o dopamini, yaşam sevinci hormonunu, dışarıda yaptığınız hiçbir şey size o mutluluğu vermiyor. Çünkü hiçbir şey, normalde yapacağınız hiçbir şey o kadar yükseltemez dopamininizi. O yüzden onun yerine koyacağı ve tekrar mutlu olacağı şeyleri bulmak ve yaşamını ona göre adapte etmek çok kolay bir şey değil. Yani biraz uzun süreli bir tedavi gerekiyor. Sonra siz sosyal medyada nasıl yükseldiniz? Yani o mesela o Siz bir cinsel terapist misiniz mesela? Aslında onun da eğitimini aldım. Yani ya kendinizi öyle mi tanımlarsınız? Şimdi şöyle, kendimi cinsel terapist, yani belki ilişki terapisti olarak söyleyebilirim ama cinsel terapi ile ilgili çok da dersler aldığım için de cinsel terapi eğitimim de var. Ama daha çok ben ilişki terapisti olarak ona eğildim. Çünkü ben şöyle evrildim. Kitap çıkarttım. Bir tane Süt Lekesi diye romanım var. Sonrasında kişisel gelişim sözleri yazmaya başladım. Onunla ilgili kitap çıkardım. Sonra insanların ilişki konusunda çok açlığı olduğunu düşündüm. Açlığı olduğu düşündüğü için ilişkiler nasıl iyi yönetilir, iletişim becerileri, işte narsist insanla ilişkiler gibi birçok dinamiğe girince oradan tabii konu cinselliğe de geldi. Çünkü evlilikte cinsellik çok önemli bir konu ve gelen danışanların çoğunun aslında cinsellik yaşamadığını ya da aldattığı kişilerle cinsellik yaşadığını öğrendik. O yüzden ben bunu anlatmaya koyuldum. Cinselliğin önemli olduğunu, evlilikte önemli olduğunu, cinsellik yaşanmazsa o evliliğin iyi gidiyor demek olmadığını. Çünkü birçok insan 10 yıldır ben eşimle cinsellik yaşamıyorum ama evliliğimiz çok iyi diyordu. Ama aslında baktığınızda araştırmalara ya da eğitimsel sürece baktığınızda o evlilik iyi evlilik değil. Cinsellik yaşanmıyorsa. Aslında onları anlatmak, onun üzerine yola çıktım. Ben de rahatlıkla bunu konuşabildiğim için insanlar bana sormaya başladı. Çünkü çekindikleri, utandıkları sorulardı bunlar. Sosyal medyanın da böyle bir soru sorla ilgili butonu ve şeyi olunca aslında öyle devam ettim ben. Sizin aklınız yani hani Instagram'da bu soru cevabı yayınlandı. Aslında soru cevap herkesin hani kullanabileceği bir buton ama ben çok duyuldum buna. Çünkü ben insanların sormaktan çok çekineceği soruları da cevaplayıp yayınladığım için bazen hani psikolog olduğunuzda bunu yapma etik değil, bunu cevaplama yapma, bu butonu kullanma diye çok hani kalıplarda olduğumuz için ben hani çok o kalıpları dinlemediğim için yaptım ve o da çok paylaşıldı ve duyuldu. Aslında diğer psikologlar sizi çok da fazla eleştiriyorlar. Çok eleştiriyorlar, evet. Beni çok sevmiyorlar. Niye? Çünkü onlar daha kalıp yargılara göre davranmak istiyorlar. Yani şimdi psikologluğun bir kalıbı var. Nedir o? Terapi odasında terapi verirsiniz. Dışarıda çok hani ancak belki belli bir konuyu anlatırsınız televizyona çıkıp ama bir ilişkiyle ilgili soru cevap yapmazsınız. İnsanlara farklı yöntemler söylemezsiniz. Kişisel gelişim yöntemleri söylemezsiniz. Psikolojiden başka bir şey anlatamazsınız ve özellikle bu terapi odasında olması gerekir gibi bir kalıp var. Ama ben bunun dışında da çok fazla işte farklı enerjisel yöntemleri, farklı bildiğim şeyleri psikolojiyle birleştirip insanlara anlattım. Psikologlar buna çok kızdı. Soru cevaplamama çok kızdılar ama ben hiç kişiliğim dolayısıyla öyle insanların beni kalıp yargılarının içinde sokabileceği bir insan değilim. Farklı bir şeye inanıyorsam ve iyi geldiğini düşünüyorsam onu kendim anlatmaya başladım. Araştırdım, anlattım, araştırdım, anlattım. O yüzden de insanlar böyle bazı psikologlar böyle psikologluk olur mu diye eleştirmeye başladılar beni. Olur mu? Ben şöyle düşünüyorum. Orada yaptığım psikologluk değil. Psikologluk sadece terapi odasında olur. Şimdi terapi odasındaki beni eğer hastaya, danışana yani zarar verirsem beni eleştirebilir. Ama sosyal medyamda yaptığım şey aslında bir nevi benim özel hayatımdır ve özel tercihlerimdir. İnsanın psikologluğu sosyal medyasında yaptığıyla belli olmaz. Ve ben orada sadece psikolog olmak zorunda değilim. Bir ablalık da yapabilirim. İnsanlara yol gösteren biri de olabilirim. İnandığım başka şeyleri tavsiye edebilirim. Saç bakımı işte severim. Onu tavsiye ederim mesela saçınıza iyi gelir diye. Sosyal medya birazcık daha kişinin özel tüm inandıklarından bahsettiği, birazcık özel hayatından da sinyaller verdiği bir alan. Yani ben çok temasta olduğum için o alanı da çok sevdim. Ama orası gerçek psikologluk mu değil. Mesela ben şey gördüm sizin sayfanızda. Hürrem yağı falan böyle şeyler. Evet. Şimdi mesela siz bilim insanısınız bir yandan. Hı hı. Doktora yapmışsınız değil mi? Yaptınız, bitirdiniz. Evet. Şimdi hem psikoloji alanında, klinik psikoloji alanında bir bilim insanı olup ondan sonra Hürrem yağını işte orana sürersen kocan seni bilmiyor. Garip yani. Bana size garip gelmiyor mu? Şöyle bir şey. Ben buna inanıyorum. Neye inanıyorum? Yağların gücüne. Ben bir eczacı kızıyım ve hep annem işte yağlardan karışımlar hazırlardı, bir şeyler hazırlardı. Mesela homeopatiye de inanıyorum, bitkilerden ilaç yapmaya. Benim bir tarafım o kişisel gelişim tarafına çok kaymış bir şekilde. Enerjiye çok inanıyor. Şimdi ben psikologlukla her kitabımda enerjisel yöntemleri birleştiriyorum. Bir kısım tamamen psikolojinin getirdiği bilim. Diğer kısım mesela tuzlu su da anlatıyordum ben. Tuzlu su'nun da hiç alakası. Bir de çapalama varmış da evet, onun ne olduğunu bilmiyorum ben. Çapalama bir NLP yöntemi aslında. Çapalama siz o anıyı hafızasına tetikliyorsunuz ve tetikleyici kökleştirdiğiniz bir şey. Mesela çok size 5 duyunuzu birden çalıştırdığım bir anının içindeyken mesela çok güzel kokuyor, çok güzel bir sohbet ediyoruz, karşılıklı duygu hissediyoruz. Ben o sırada sizin elinizi alır, avucunuza hafif baskı yaparsam o anı çapalamış oluyorum. Sonrasında siz mesela tabii bunu tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Siz bir yere gittiniz ve elinizi çarptınız. Aklınıza o anı ile ilgili duyular geliyor. Bu aslında NLP'de yıllarca değişim yaratmak için kullanılan bir yöntem. Yani bunlar aslında kişisel gelişim yöntemleri. Yağlar da aura geliştirmek ya da farklı şekillerde bitkilerden faydalanmak için kullanılmış. Ben tarihi çok araştırdığımda Hürrem Sultan'ın çok fazla bu bitkilerden faydalandığını, işte lavanta yağını kullandığını, işte Sultan Süleyman'a çok fazla yağ karışımları yaptığını öğrendim ve bu kokulardan faydalandığını. Önce kokuları araştırdım, sonra yağları araştırdım. Vazgeçilmez Olmanın Sırrı kitabımın 2. bölümünde aura yükseltme bölümünde yağlardan da bahsettim ve yaşamda erkeklerin üzerinde iz bırakmış kadınların bu yöntemleri nasıl kullandığını anlattım. Hürrem Sultan'ın mesela birçok yağ karışımlarını kullanmış, farklı yöntemler de kullanmış, kokulardan faydalanmış, hamamda kullandığı sabunlar farklıymış. Onları da anlatıp birleştirdim. Tabii o sırada Hürrem'in yaptığı karışıma benzer karışımdan çok da takipçilerim benden istediği için o karışımlardan çıkarttım. Almak isteyen aldı. Yani bunlar mesela Hürrem Sultan'ın karışımı var. Çok bildiğimiz Yasemin yağı var. Lavanta yağı var. Onlar ben kendi adımla gerçekten saf olanları bulup çıkardım. Çünkü bunlar benim ilgi alanım ve ben her kitabımda psikoloji biliminin yanına mutlaka kişisel gelişim, bitkiler ya da farklı şeyler koyuyorum. Siz kullanıyor musunuz özel hayatınızda? Tabii kullanıyorum. Kullanıyorum lavanta yağını. Bu arada hiçbir yaptığım şey benim kullanmadığım şey değil. Ben çok bitki, kişisel gelişim bunlara çok merakım var. Çocukluktan beri merakım var. Evet bu işin bilim tarafı farklı bir bilim ama bitkiler de bir bilim. Yağın da bir bilimi var. Homeopati de bir bilim. Bunları birleştirmek benim hoşuma gidiyor. Çünkü psikologlar bir tarafta kişisel gelişimcilere çok karşı. Psikiyatristler, psikologlara karşı, onlar bunlara karşı ama ben bunları birleştirebildiğim bir şey yaratıyorum. Yani hoşuma giden her alanı birleştirip insanlara sunuyorum. Çoğu insan da faydalanıyor. Bu kadar çok eleştiri alınca yorulmuyor musunuz? Mesela ruhunuz darlanmıyor mu? Bazen üzülüyorum. Yani yorgunluktan daha çok üzüldüğüm şeyler oluyor. Çünkü insanların eleştirileri çok acımasız olabiliyor. Yani artık hele günümüzde sosyal medya dolayısıyla da insanlar size çok acımasızca eleştiri yapıyorlar. Çok kötü sözler söylüyorlar. Normalde suratınıza gelip sokakta söyleyemeyeceği şeyi orada söylüyor. Bu beni üzüyor olabiliyor bazen ama aslında bana kızanlar kadar çok seven insanlar da olduğu için o tatmin şeyimi hep devam ettiriyorum. O yüzden bence eleştirilmeyen insan da çok başarılı değildir ya da hep kalıpların içindedir, aynı şeyleri yapıyordur diye düşünüyorum ben. Ben farklı şeyler yaptığım için eleştiriliyorum. Bir gün eleştirilmezsem o zaman başarısızım demektir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi oldu. Evet yani reklam gibi değil, gerçekten inandığım şey bu ama. Gerçekten ben bitkiye de inanıyorum, yağa da inanıyorum, kişisel gelişime de inanıyorum. Neden bir psikologluk beni bu kadar kalıba soksun? Ben sadece Freud, bilişsel davranışçı terapi anlatayım. Ben ötekilerine de inanıyorum. İnsanlara birlikte yapıp, onlar da bilim, onlar üzerine de birçok araştırma yapılmış. Bitki bilimi üzerine de. Yani araştırdığım şeyi anlatmayı ve farklı bilimleri birleştirmeyi seviyorum. Aslında onlar da varsayımsal değil. Mesela lavanta yağının faydaları üzerine bir sürü yabancı araştırma var. Mesela cinsel gücü, hazzı arttırdığına dair, işte onunla ilgili kullanılan şeyler, uykuyu getirdiğine dair, rahatlattığına dair, refleksoloji masajlarında kullanıldığına dair. O araştırmalara bakıyorum, yani hiçbir şey bakmadan duyduğum gibi almıyorum. Bir sürü yabancı araştırmaya da bakıp onları kitaplarıma hani farklı şeylerle birleştirmeyi seviyorum. O yüzden ekliyorum onları. Özgürlükçü bir anne misiniz yoksa çok kuralları olan bir annemizsiniz. Benim çok az kuralım var. Yani böyle özgürlükçü, keyfine göre yaşasın, mutlu olsun, kendini keşfetsin. Tabii ki sınırlarım var. Ama oğlumun da birazcık rahatça yaşaması için, kendini keşfetmesi için onun sınırlarını elimden geldiğince hani açmaya çalışıyorum. Ama oğlum da zaten çok böyle sınırlarını aşmaya çalışan, hiç sorumluluğunu bilmeyen bir çocuk değil. O yüzden o konularda da kendi kendine mesela sabah ben onu hiç erken kaldırmam, kalkar erkenden işte duşunu alır, işte sorumluluğunu biliyor, dersini yapar, ödevini yapar. Sonra da akşam üzeri arkadaşlarıyla gezer. Yani ben bence özgürlükçü bir anneyim. Mesela şöyle oluyor mu? Mesela benim meslek hastalığım var. İşte bir şeyi seyrediyorum mesela, içimden mutlaka ki bunun burası olmamış. İşte. Hı hı. Ben bunun yapımcısı olsaydım burayı böyle yapmazdım. Aynı çirkin iş. Mesela siz de arkadaşlarınıza, efendim kendi oğlunuza zaman zaman bak şimdi bana böyle dedi, işte davranışı böyle gidiyor. Hı hı. Şimdi ben bunu önlem almazsam bu ileride patolojiye dönüşebilir diye yaklaşıyor musunuz? Yoksa o terapistlik terapi odasına mı kalıyor? Tamamen terapi odasına kalıyor. Bence bu da çok güzel bir şey değil. Çünkü aslında kullandığınız bilgi ve becerileri ilişkilerinizde de kullanıyor olsanız özel hayatınızda belki daha faydalı olabilir. Çünkü bazen benim çok öğrettiğim yani iletişim becerileriyle ilgili şeyler var ama çok sevdiğiniz insanlara karşı tamamen o durumları ve o duyguları unutuyor olabiliyorsunuz. Yani ben çok arkadaşlarıma, çocuğuma ya da özel ilişkide olduğum insanlara çok terapistlik yapmıyorum. Ama onlar hep yaptığımı söylüyor. Öyle. Evet. Siz de yapmıyormuşsunuz gibi geliyor olabilir mi? Belki de olabilir. Belki hani mesela şu sözleri çok kullanıyorum. İşte bu böyle yaparsan değersizleştirirsin ya da bu şekilde benim sınırlarımı aşıyorsun. Belki bunlar hani orada kullandığım kelimeler, cümleler olduğu için bana yapmıyormuşum gibi geliyor ama arkadaşlarım değil, özel hayatta olduğum şeyler, kişiler ya da oğlum mesela bazen söylüyor psikologluk yapma anne. Ya da diyor ki işte senin konuşmalarını pek doğru bulmuyorum diyor bana. Mesela bazen anlattığım şeyler oluyor işte mesela erkek hesabı öder diyorum ya ben. Bana göre doğru değil, ben ödemeyeceğim kızların hesabını diyor. Sonra bir televizyon kanalında bir gündüz programı yaptınız. Ve ben birkaç kez seyrettim. Mutsuzsunuz gibi hissettim oradayken. Şöyle zor bir şey o programı sunmak. Mutsuzluk değil de hep mutsuz olaylar, hep üzücü olaylar var. Ve üzücü olayları sert çıkmanız lazım. Benim hiç sert mizacım yok. Şimdi orada televizyon programında birazcık bir kurallar var. Şimdi insan bağırıyor, oraya geliyor, bu bir şeyler bir anda kavga çıkıyor. Yani gerçekten orada kavga çıkıyor ve insanlar çok fevri ve bir sert duruş göstermeniz gerekiyor. Bana uymayan tek kısmı, beni üzen tek kısmı bende gerçek anlamda bir sert duruş gösterme durumu yok. Ben çok toleranslı, bir şeylere tolerans gösterebilen, çok sert yapamayan, ses tonu bile birazcık ince bir insanım. O yüzden o durum beni zorladı. Yani sert tepki göstermem gerekiyor. Evet, göstermeye de çalıştım. Ama aslında çok bana uyan bir şey değil. Oralarda zorlandım. Çok zor bir iş. Gerçekten her gün, zor bir iş. İnsanların derdini dinle. Hoş... Psikologda evet bir yerde derdini dinliyorsunuz ama o da belki birebir olduğu için kolay. Şimdi orada bir sürü insanın ilişki dinamiğini yönetmeye çalışıyorsunuz. Karşı taraftan bir sürü insan sizi izliyor. Hata yapabilirsiniz. Bazı söylediğiniz şeyler orada durduğunuz duruş psikologluğunuza uymuyor. Ama sunucu moderatör olarak onu yapmanız gerekiyor. Yani karmaşık bir şey. Belki de psikologluğu bırakıp onu yapmanız lazım. Ben belki de hayatta çok fazla şey yapmaya çalıştığım için de orada bazı mutsuz olabiliyorum. Yani çok fazla şey potansiyelim var, ona inanıyorum. Ama bazen de o potansiyeliniz olan her şeyi yapmamanız gerekir belki de. Esra Hanım, hep bir nasıl diyeyim... tevatür vardır ya, işte psikiyatristler de terapiye gider, psikologlar da terapiye gider. Bu advice almak aslında da, advice almaktan öte gerçekten siz de zaman zaman o üstünüzdeki yükten arınmak için terapiye gidiyor musunuz? Ben uzun zamandır terapiye gitmiyorum. Öncesinde gittim üniversite döneminde çünkü gitmemiz gerekiyordu. Aslında benim çocukluğum zor bir çocukluk olarak geçti. O yüzden o dönemde de böyle psikolojik destekleri aldım. Zaten belki mesleğe tekrardan girmek ya da bu mesleği istememdeki en önemli sebep buydu. O yüzden aslında ben çok deneyimledim psikologları ve terapi alma sürecini. O yüzden de bu üniversite döneminde aldım ama daha sonra almaya ihtiyaç duymadım. Çünkü kendi kendimi iyileştirebilecek yöntemleri öğrenmiştim. Tabii hani çok kötü hissedeceğim, Allah korusun bir travma yaşasam, farklı bir durum yaşasam mutlaka yine giderim. Niye zor bir çocukluk geçirdim dediniz? Çünkü ben 7-8 yaşlarında hastalandım çocukken ve benim için zor bir hastalık. Yani bir çocuk için zor. Epilepsi hastasıydım ben ve devamlı bayılıyordum. Yani ve hatta bana okuyamazsın, sen işte o kadar şey yapamazsın, belki de ölür bu çocuk bir yerde. Çünkü grand mal epilepsiydi ve çok sıklıkla bayılıyordum. Bu Tuğra'yı doğurana kadar, 21 yaşına kadar yıllarca devam etti. O yüzden de epilepsi krizi geçirdiğinizde birçok şeyi unutuyorsunuz. Kendinize güveniniz çok olmuyor. Çünkü her an her yerde bayılabilirsiniz. Derslerinizi çalışıyorsunuz. O gün kriz geçirirseniz bir anda o günle alakalı her şeyi unutmuş oluyorsunuz gibi. O süreci zorlu geçirdim. Yani benim için o çocukluk dönemi zor geçti. Çünkü onun getirdiği bazı psikolojik durumlar da olmuş oluyor. Sonrasında ilaçlar da kullanıyorsunuz tabii ama Tuğra'yı doğurduktan sonra son bir kriz geçirdim. Sonrasında bir daha da olmadım ve sonra gittiğim zaman geçmiş olduğunu söyledi doktorum. Ya hayat boyu da devam eden olabiliyor. Benimki geçti ve ondan sonraki bu süreçte hep aslında bu terapiye bir psikologluk yapmayı ve bir şekilde insanlara yardımcı olmayı, insanların zorlu koşullardan gelse de çok başarılı olabileceğini anlatmak benim için hani oldu, sanki böyle kendi misyonum gibi geldi bana. Yani belki Allah bana böyle bir şey verdi, misyon verdi ve ben insanların ne yaşarlarsa yaşasın istedikleri konumlara gelebileceğini, istedikleri konuda yardımcı olabileceğimizi söylemek istedim gibi geldi. Doğum yapınca mı geçti epilepsi hastalığı? Doğum yaptım, yani benim hep çok dikkat etmem gerekiyordu. Uykuma dikkat etmem gerekiyordu, flaş ışıklarına dikkat etmem gerekiyordu. Bir şekilde güneş ışınlarına dikkat etmem gerekiyordu. Hamileliğim de çok zor geçti çünkü o dönem kullandığım ilaçlar yüzünden bebeğim, oğlum sakat olabilirdi. Özellikle spina bifida diye bir rahatsızlık. Çünkü epilepsi sürecinde kullanılan ilaçların böyle bir yan etkisi vardı. Benim için zorlu bir hamilelik oldu ama amniyosentez yaptırdık, üçlü testler yaptırdık. Allah'a şükür öyle bir şey çıkmadı. Doğum da hani zorlu olabilir dedi. Doğumdan sonra tabii çok uykusuz kaldım. Zor da geçince bir kez daha kriz geçirdim. O benim son krizim oldu. Sonrasında da bir daha Allah'tan yani hem ilaçlarımı bıraktım, bir daha da olmadı. Ne güzel. Evet, yani kendi kendine, yani bu hastalık birazcık böyle bir şey. Çocuklukta ve ergenlikte çok yoğun yaşıyorsunuz özellikle. Nerede yaşayacağınız hiç belli değil. Araba kullanamazsınız, bir yere tek gidemezsiniz, bir şey yapamazsınız. Bir anda geliverir ve onun bir aurası vardır. Yani hissedersiniz onun geleceğini ve büyük bir korku gelir üzerinize. Ben şimdi bayılacağım ve bir anda hiçbir şeyi etrafınızda anlamlandırmamaya başlarsınız. Zaten o zaman bilinç gider. Zaten gibi elektrik şalterler kapanıyor. Kapanır ve bayılırsınız. İşte titreme gelir, kasılma gelir. İnşallah güvenli bir yerdesinizdir tabii ki o sırada. Çünkü bir anda kendinizi kaybettiğiniz alan. Sonrası ağlayarak uyanır. Ben hep ağlayarak uyanırdım. Yarım saat kadar sürerdi baygınlığım ve zor bir hastalık. Gerçekten zor bir hastalık. Psikolojisi zor. Öğrendiklerinizi çabuk unutuyorsunuz. Anılarınızı çok çabuk unutuyorsunuz. Çünkü aslında bir resetleme yapıyor beyin size. Bunu da çok kimse bilmez. Bunu da ilk defa söyledim. Bu rahatsızlığa sahip olduğumu. Sonra çocuk doğduktan sonra geçti, Allah şükür yani. Sonrasında da çocukla işte birlikte ben dedim psikoloji okumalıyım. Evet, asıl... Hiç eşinizden söz etmiyorsunuz. Eşim, eski eşim. Ha, öyle mi? Evet. Hı. Oldu. O da bana hep yani çocukla ilgili çok yardımcı oldu ama 10 yıllık evlilik sürecinde iyi bir insandı. İyi bir babaydı ama biz çok anlaşamadığımız nokta olduğu için ayrıldık. Ama ilişki terapistiyim. Ama şunu da unutmamak lazım, sonra okudum. Ha, öyle mi? Evet. Hoş değil canım yani. Evet. İlişki terapisti olmak başka bir şey. Tabii. İnsanın kendi ilişkisini yürütmesi başka bir şey. Yani bir de hiç alakası yok. Çok küçük yaşlarda evlendiniz. O zamanki tercihleriniz, hayattan beklentinizle şimdiki hayattan beklentileriniz çok farklı. Hayatınızı nasıl bir insanla geçirmek istediğiniz durumu çok farklı. O yüzden oradaki durum şu, ben o dönem öyle birine aşık oldum ve o dönem bana öyle biri iyi geldi. Ama sonrasında ben çok değiştim, hastalığı atlattım, farklı bir eğitim sürecine girdim. Hayatımı insanlara dokunarak, yardımcı olarak geçirmek istedim. O yüzden de yani onunla farklılaştık eşimle. Okumaya daha çok yöneldim, insanlara sosyal sorumluluk projelerine yöneldim. O yüzden de gelecekle ilgili ortak fikirlerimiz ve düşüncelerimiz değiştiği zaman buna karar verdik yani ayrılık oldu. 21 yaş hakikaten evlenmek için çok küçük. Evet. Büyük aşk herhalde. Evet, üniversitede tanıştığım biri. O yüzden böyle aşık olarak evlendik. Hiç insanın gözünün hiçbir şeyi görmediği aşklarda. Ve o zaman sanki hani yaşımıza göre yani... Şimdi belki daha küçük geliyor bakınca ama o zaman biz kendimizi o kadar küçük görmüyorduk. Ha, tamam, şimdi evlilik için uygun bir yaş olarak görüyorduk. Ama sonrasından şimdi baktığında aslında çok küçükmüşüm. Yani aklımı hani böyle fikrimi, ne istediğimi bile tam bilecek bir yaşta değildim. Ama aşık mıydım? Aşıktım. O zaman aşık olmak daha kolay. Şu an aşık olmayı sorsanız çok zor. Tabii siz şimdi bir bilinçle de aşık olamazsınız. Evet. Değil mi? Yani böyle o bilgileriniz hep engeller. Engelliyor. Evet, çok doğru. Yani şöyle, böyle yapıyorsa onu mesela hani dedim ya, özel hayatımda kullanıyorum. Ha, böyle yapıyorsa işte o kadar da aslında değer vermiyor. Ya şunu mu yapmaya çalışıyor, bunu mu? Ve gerçekten şimdi hani bunu da söylemek istemiyorum ama erkekler o kadar kalıplara göre ve belli dinamiklere göre davranıyorlar ki hani genellemeyelim diyelim. Bana da gelen erkekler öyle davranıyor. Şimdi ben aslında bir şeyi yaparken neyi niyetle yaptığını ya da ne şeyle yaptığını biliyorum. O yüzden ben saf erkek arıyorum. Saf derken böyle erkeğin çok böyle her şeyi bilmişi, kurnazı olmamış, böyle hala saflığını kaybetmemiş, o duygusal anlamda değer verme anlamında saflığını kaybetmemiş bir erkek olması lazım. Bu arayış böyle sürecek. Çünkü saf erkek kalmadı. Bu bilgi çağında saf insan kalmamıştır. Kalmadı, evet. Ama yani o saflık bana göre çok güzel bir şeydi. Mesela 90'lı yılların sonundaki aşk dinamiklerine baktığınızda şu anki aşk dinamikleri o kadar farklı ki. Ama çok normal değil mi? Yani böyle evet, öğrendiğimiz her şeye çok kolay ulaşabilmenin getirdiği şey, ilişki dinamiklerinin değişmesi. Evet, sosyal medya, internet bize çok şey kattı ama duygularımıza dair de çok şey götürdü. Yani o gerçek aşkları, anlatılan aşk dinamiklerini yakalamak çok zor artık. Değişen dünya ile birlikte psikologların da kendilerini çok büyük bir hızla yenilemeleri gerekiyor aslında, evet, değil mi? Çünkü okulda öğrendiğiniz teorik bilgiler birdenbire çok boşa çıkabiliyor. Tabii. Çok farklılaşabiliyor. Devamlı araştırmalar yapılıyor. O yüzden mesela bazı yabancı makalelerin yayınlandığı bazı siteler var. Onlardan takip etmek lazım. Ama sizin alanınız neyse her şeyi takip etmek zor. Eğer bu dönem alanım işte ilişkilerle ilgili bir şey olduğu için daha çok ilişkilerle ilgili dinamikleri takip ediyorum. Mesela işte çift ilişkisinde erkeklerin bakış açısı. Çünkü zamanla da hep yani mesela yıl ve yıl değişiyor. Boşanmalar artıyor. Evlilikler çok kısa sürüyor. Yani ben aslında öngörümüz ilişkiyle ilgili çok farklı süreçlere evrileceğimiz zamanla. O yüzden mesela onlarla ilgili tüm araştırmaları takip etmek lazım. Erkeklerin bakış açısı, kadınların bakış açısı. Yeni gelen nesil tamamen çok farklı bakıyor mesela. O yüzden belki biz kalıplara göre konuşuyoruz ama bundan 10 yıl sonra, bizden sonra işte gelecek ya da onların yetişkin olacak kişiler ilişkiye çok farklı bakıyor olacak. Terapi pahalı bir şey mi? Terapi aslında eğer belli bir uzmanlığınız, belki de popülariteniz ve tecrübeniz varsa pahalı bir şey olmuş oluyor. Yani eğer yeni bir mezunsanız, terapi verecekseniz ona göre belli bir fiyatı var. Ama eğer belli bir uzmanlığınız arttıysa, belli bir tecrübeniz arttıysa daha yüksek fiyatlı olmaya başlıyor. Ama tabii ki terapi hala bir lüks ihtiyaç. Özellikle maddi durumu, hani kendi kendine işte böyle yiyeceğine, birincil ihtiyaçlarına kıtı kıtına yeten insanlar için terapi çok pahalı bir şey. O yüzden belli bir miktarı ayırmak gerekiyor ama her insanın da terapiye ihtiyacı var. O yüzden hala bir lüks ihtiyaç olarak görüldüğü için terapi birçok insana da çok pahalı olarak gözükebiliyor. Bir de her hafta gitmeniz gerektiği için belli bir yekün yani. O. Evet, yani her hafta verdiğiniz o para. Bir de şimdi terapide şunu hissediyorsunuz. Bir para verirsiniz, karşılığında bir şey alırsınız. Burada aldığınız şey çok görülebilen bir şey değil ve zamanla sizin elinize gerçekten oturacak bir şey olduğu için ona sabırla ilerlemek için onun bilincinde olmak gerekiyor. Ha, bu terapi böyle bir şey, bana iyi gelecek bir şey ve zamanla bunun verimini daha da iyi alacağım diyeceğiniz bir şey. Ben terapiye verdiğim parayla herhalde Etiler'de bir villa alırdım. Evet, doğrudur. Vallahi. Terapiler böyle gerçekten, yani pahalı, yani gerçekten iyi uzman işinde birine gidiyorsanız her hafta da gitmeniz gerekiyor. Bazen de uzun yıllar devam etmeniz gerekiyor. 10 yıl sürdü benimki. O bayağı uzun. Psikanaliz miydi? Psikoterapiye gittim. Psikoterapi. Yani. Çünkü mesela psikanaliz var, onda haftada 3 kez. 2 yıl boyunca gitmeniz gerekiyor. Divana yatıyorsunuz, anlat anlat. Bayağı uzun sürüyor. Benimki serbest çağrışım metoduydu. İşte o psikanalize gitmişsiniz siz. Yatmıyordum ama. Siz oturarak anlatıyordunuz ama daha çok siz anlatıyordunuz. Evet, evet, psikanaliz. Yani nereden başlarsam oradan devam ediyordu terapi. Ediyordunuz, psikanaliz. Hani öyle birbirini takip eden bir şey değil. Hani burada kalmıştık değil. O gün ne anlatıyorsam oradan gidiyordu. O psikanalist yani aslında psikanaliz olarak hafif devam ediyorsun. Hafif Yuhl metodu da galiba, evet, mi? Evet, o da psikanalist zaten Yuhl. Freud'un devamında gelen işte model, bir terapi modeli aslında. O da bayağı uzun sürüyor ama çok iyi geldiğini söyleyen, özellikle nevrotik problemlerle ilgili çok iyi geldiğini söyleyen birçok kişi var. Bu durumda bana çok iyi gelmemiş. Ay, hiç güleceğim yoktu. Ben bu ünlü olduğum dönemde de terapiye devam ediyordum. Sonra o ünlü olmanın şeylerini çalıştık bir süre falan. Yani terapi de hayatın içinde evrilen, başka yere giden bir şey aslında. Evet, yani hayatta hedeflerinizle, o an yaşadığınız dönemle, o an hayatınızda olan insanlarla. İlk gittiğiniz sebepten bambaşka bir yere geliyorsunuz. Bir yere geldiniz, bu sefer onu konuşmaya başlıyorsunuz. Ama konuşmak, anlatmak hem farkındalık yaratan hem de insana çok iyi gelen bir şey. Birçok şeyi de kendinizle çözüyorsunuz anlatırken. Bu Instagram'da size gelen sorulardan hiç "yok artık bu kadar da olmaz ki" dediğiniz oluyor mu? Çok fazla oluyor. Çünkü size çok garip garip sorular geliyor. Benim sahne şovumda sizle ilgili bir bölüm var. Öyle mi? Bir gün gelir seyrederseniz. Mutlaka geleyim, çok isterim. Yani çok mesela en çok tuhaflık yaşadığım şeyler daha kayınvalideyle olan dinamikler mesela oldukça tuhaf geliyor. Mesela kayınvalide hep haftada 3 gün oğluyla yatmak istiyorsa bu bana tuhaf gelen şeylerden biri. Hani gelini atıyorlar, ben oğlumu özlemeyecek miyim diyor ve oğluyla yatıyor. Ya da oğluyla gelininin yatmasına izin vermeyen kaynanalar var. Odada yatamazsınız diyor, salonda ikisini ayrı yatırıyor. Böyle durumlar da olabiliyor. Ya da çok yakın aile dinamiklerindeki ilişkiler ya da aldatmalar ya da aldatmaya yönelik bulunan bahaneler. Mesela atıyorum hani bir şey getirmişler. Hani o dönem işte bu Ukrayna Savaşı sırasında 2 tane kadın getiriyor eve, Ukraynalı. İşte diyor ki bak bunu ben savaşta acıdım da getirdim diye eve yerleştiriyor. Meğerse ilişkisi varmış. Yani mesela erkeklerin kullandığı dinamikler de çok komik. Korona döneminde, pandemi sürecinde de işte doktorunun, yani biz birlikte olamayız diyor. Ben başkalarıyla, onlar işte pandemi için aşılanmış, onlarla birlikte olabilirim diyormuş doktoru. Mesela böyle eşini kandıranlar vardı. Ya da işte cinsel tedavi için başka kadınla birlikte olmasını tavsiye eden doktoru söyleyenler var. Ben diyor cinselliğim iyi olsun diye başka kadınlarla birlikte olmalıymışım diyor veya karısını böyle ikna etmeye çalışıyor. Tabii farklı cinsel fantezilerini soranlar var, farklı durumlarını soranlar var. Ama bu böyle gerçekten kimseye anlatamadığınız, belki de utandığınız, yani ne bileyim eşine, kocasına ağda yapıyor, o ona ağda yapıyor ya da o onu işte bilmem ne, yani özel bakımına girecek, o kaynanasına bilmem ne yapıyor. Özel bakımına girecek kadar, yani ilişkiyi bozacak dinamiklerin de oluştuğu şeyleri konuşuyoruz. Hiç mesela yok ya bunu da ben public bir hale getirmeyeyim, bu soruyu da Instagram'a koymayayım dediğiniz oluyor mu? Oluyor, evet. oluyor. Mesela çok farklı ensest durumları olduklarını koymuyorum. Yani o artık çok absürt şeyler olabiliyor. O negatif, o kadar negatif şeyleri bu koymuyorum. Kadar da değil yani. Yani o kadar da değil diyeceğimiz şeyleri koymuyorum. Ya da çok sapkın fantezilerinden bahsedenleri koymuyorum. Ya da mesela Twitter'ın belli şeylerinde eş değiştirme şeyleri olduğunu söyleyip eşlerinin ona o teklifle geldiğini söyleyenleri de çok koymamaya çalışıyorum ve inanılmaz çok fazla o tarz sorular alıyorum. Yani o mesela beni en üzen şeylerden biri o. Onunla ilgili çok soru alıyorum ve kadınlar kendilerini bu konuda çok çaresiz hissediyorlar. Eşleri ayrılmamak için ya başka bir işte kadını getirmeyi söylüyor ya da başka bir şekilde aldatmayı söylüyor. Yani çok farklı zorluklar içinde yaşayan, kocasını kaybetmemek için çok farklı şeyler yapmak zorunda bırakılan kadınların olduğu da sorular oluyor. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanımak keyifliydi. Tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.